Ay, Çeşme'de 5 yıldızlı otelde tatil. Ben tatil diye bura derim işte. İhsan bak, Yorgo ile Feray'ı bize kart atmışlar. Merhaba, neymiş dertleri? Çeşme'de harika vakit geçiriyorlarmış ve keşke siz de burada olsaydınız diyorlar. Ha, hangi? İzmir Çeşme? Evet. Ha. Hadi biz de gidelim. Oraya bir tek şartla giderim Sevinç. Yorgo denilen psikoposu İzmir'de denize dökmek için. İhsan farkında mısın? En son 3 sene önce tatile çıktık. İnanamıyorum ya. Ve sen yine gitmek istiyorsun. Ya doktor ne diyorsun sen ya? Ne bir haftası ya? Benim 1 saat boş kalacak. Oh, oh, oh. İhsan. Bir dakika. İyi misin? İyiyim bir dakika. Doktor bundan sakın Sevinç'e söz etme olur mu? Telaşlansın istemiyorum. Hafif başım döndü. Bir şey yok. İyiyim ya. Peki ama bir şartla. Çeşme. Ha? Tamam Çeşme. Hayır Ömer. Ben tatile Çeşme'ye mi gidiyorum şimdi? Baktım İhsan'ın beni götüreceği yok. Bari sen git dedim. Gelince bana anlatırsın. Ben de gitmiş kadar olurum. Hayır Ömer Sevinç Hanım. Hayır Ömer. Ben şimdi Çeşme'ye mi gidiyorum? Ay çok dedim. Bunlar ne İhsan? İzmir'e gidiş dönüş uçak bileti. İzmir'e uçak bileti mi? Evet. Cumartesi günü 14.50 uçağı. 14.50? Evet. Bu da Çeşme'de 5 yıldızlı otelde 1 hafta konaklama. Bunda ayaklarımız yana yana zıplaya zıplaya soğuk denize koşuyoruz. Sevinç Hanım, tüylerimiz ürper. Kıyafetin üstüne pırlanta küpe olur mu? Olur tabii olur. O zaman pırlanta küpelerinizi ödünç alacağım. Boşver küpeyi müpeyi şimdi. Biz Çeşme'ye gidene kadar senden yapmanı istediğim binlerce şey var. Aa, Çeşme mi? Siz de mi Çeşme'ye gidiyorsunuz? Herhalde Sevinç'i yalnız başına mı gönderecektim? Hayret bir şey ya. Ampul müsün? Sana söylemek istediğim bir şey var. Sevinç'im sen bu Çeşme'ye gideceğimize çok fazla sevinmedin galiba. Sevindim İhsan, sevmez olur mu ya? Ben senden farklı bir reaksiyon bekliyordum açıkçası. Bak görmüyor musun mutluluğumdan yerimde duramıyorum. Ne? Ne diyorsun ya? Buna inanabiliyor musun? Buna inanabiliyor musun? Duyunca ne sevindi, görmeliydi. Belli. Düşünsene 1 hafta. Feraya yok, Yorgo yok, İrfan yok. Bu ne ya bana? Bu nereden çıktı ben? Beyefendi ben şimdi Muharrem Efendi'den duydum. Allah'ım şok geçirdim. Hayırdır İrfan Bey? Aman efendim bu sıcaklarda ne yapacağım ne edeceğim diye kara kara düşünüyordum. Sonra Yorgo Bey'le Feraye Hanım'ın attığı kartpostal geldi aklıma. Hemencecik uçak biletimi aldım. Rezervasyonumu yaptırdım. Tam bavulları taksiye bindiriyordum. Bir de ne göreyim Muharrem Efendi? Sizin bavulları sizin arabaya sokuyor. Hadi o zaman bir hafta daha kalalım. Ne? Bak nasıl olsa iznim var. Söz görmek istediğin her yere seni götüreceğim. Hadi beni kırma Feraye. Bak bir daha kim bilir ne zaman kısmet olur gelmek. İyi de... Kızımı, torunumu çok özledim. Sonra Sevinç'i de çok özledim. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Peki ya İhsan? Ne? Birdenbire bu bir hafta daha tatil yapmak fikri aklıma yatıverdi. İhsan, çıkar şu gözlüğü şapkayı. Buraya tatil yapmaya mı geldi, soygun yapmaya mı? Nasıl iyi olur Sevinç'im? İhsan Yıldırım 2003 yaz modası budur. Affedersiniz, kaleminiz var mı acaba? Hayır yok. Allah'ım ben ne günah işledim ya. Ben ne günah. Yorgo Bey, İhsan Bey, Feraye Hanım, Sevinç Hanım ve Recep'e tabii ki ben. Şükürler olsun Allah'ım yarabbim yine hepimiz bir aradayız. Bu anı ölümsüzleştirmeliyim. Gülümser misiniz efendim?
Hadi bir şey ya. Ne biçim denize döktüm ama yorguyu. Koçum benim be. Tatil değil, deniz kurdu tatbikatı sanki. Ya bizim psikoposun şansı var. Ataları üniformayla dökülmüştü denize. Bizimkini mayoyla döktüm ben. Bakıyorum keyfin yerindeysen. Nasıl olmasın be bir tanem, geleli 3 gün oldu. Bir kere bile başım dönmedi valla. İyi de niye başın dönsün ki? Ben sana söylemedim ya, güneşte başım döner benim. Ben bunu neden 30 senedir fark etmedim? Çünkü biz 30 senedir seninle gölgede konuşuyoruz hayatım. Farkında mısın İhsan? Buraya geldiğimizden beri çok değiştin. Bambaşka bir adam oldun. Hakikaten öyle mi? Evet. Böyle sanki çok daha sakin, rahat, hayattan zevk alır bir halin var. Ve hiçbir şeye sinirlenmiyorsun, kızmıyorsun. Yorgo ile bile çok iyi geçiniyorsun. Ya ne yapayım bir tanem, Yorgo'nun zamanının 1/4'ü denizde geçiyor. Ve bana tarihimizdeki çok güzel anlardan birini hatırlatıyor. Ya Sevinciğim, biz bu tatile çıkmak için geç bile kalmışız ya. Haklısın İhsan, hayat çok kısa. Artık değil bir tanem, artık değil. Efendim saygılar. Hayırdır İrfan Bey? Ciddi ciddi sahil şeridini ölçmeye mi karar verdiniz? Hayır efendim, kendimi çok daha kutsal bir göreve adıyorum. Neymiş sana fotoğraf makinesini bile bıraktıracak bu kutsal görev? Kumdan kale yapacağım. Ne kalesi? Estergom kalesi. Namı bütün Orta Doğu ve Balkanlara yayılacak olan kaleyi burada yapacağım. Bu sahilde. Bütün bu malzemeler onun için mi? Evet efendim. Kalenin sağlam olması için ideal kum ve taş miktarını saptayacağım ki kale demirden olsun. Aferin o. Metreyle ne ölçeceksin İrfan? Gel git durumunu. Bütün gece nöbetteyim. Gelen ve giden suyu bileceğim. Bileceğim ki ideal gelgit miktarını saptayabileyim. Ama beni lafa tutmayın efendim. Su uyur düşman uyumaz. Bana müsaade. Sen geli gidi boş ver. Sana gelen gelmiş, giden gitmiş. Hoş geldin Menekşe. Sen eksiktin. Ne güzel çiçek o başındaki. Teşekkür ederim Sevinç Hanım. Burada adetmiş efendim. Böyle genç bir kadın bu tarafına takarsa çiçeği o birine ait olduğu anlamına gelirmiş. Ama benim taktığım tarafa takarsa müsait olduğu anlamına gelirmiş. Müsait kafasına çiçek dikmeyen mi? İhsan. Yok ben sizi rahatsız etmeyeyim Sevinç Hanım. Hem ne demişler, 2 kişi konuşurken 3.'ye halt yemek düşer. Aa ne saçma sözü öyle. Yo hiç değil. Ben bu lafı birçok mühim insandan duydum. Bacım. Teşekkür ederim Sevinç Hanım. Yani beni yalnız bırakmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama artık benim de birini bulma vaktim geldi. Bana bak. Sen kafana birkaç bitki daha ek, belki bir bahçıvan bulursun ha. Menekşe, bu birini bulma işini fazla abartmıyor musun? Ama bugün falımla yine okudum yazıyordu. Yeni biriyle karşılaşacakmışım. Sen gene fala göre hareket etme. Bildiğin gibi davran. Benden sana nasihat, kendin gibi ol. Ben hayatımda bu kadar kötü nasihat duymadım. İhsan Bey haklı Sevinç Hanım. Bugüne kadar kendim oldum. Sonunda da kendimle baş başa kaldım. İhsan. Efendim bir tanem. Sus. Yahu geleli 1 hafta oldu. Hala kendim uygun şöyle huyu huyuma, suyu suyuma bir hatun bulamadım. Şu etrafına bir bak. Her yer buram buram romantizm kokuyor. Yani böyle bir ortamda yanında bir kadın istemek çok mu tuhaf ha? Şöyle kumral. Havalı. Çekici. Ha, bir de karımın haberi olmayacağı bir ha. Terbiyesiz adam. Ne diyorsun sen? Ayıptı senin yaptığın be. Ayıptı senin yaptığın. Eğer ilişkimizi bu noktaya getireceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bak. Ben sana 2 gömlek fazla gelirim be. Ben sana 2 gömlek fazla ya. Gelirim. Terbiyesiz adam. Sen benim gibi seni zor bulursun biraz. Gözün kör aman. Ay üstünüze bastın galiba. Yo. Telaşlanmayın canım. Bir şey oldu yok. Bir şeyiniz yoktur inşallah. Yok. Ayağınıza bir şey olmadı ya. Yok canım, ne oldu kayağımış? Bir şey olmadı. Her işte bir hayır vardır derler. İsterseniz tanışalım. Efendim adım Hakan. Menekşe. Menekşe. Ne güzel bir isim. Oturmaz mısınız? Yok canım, yani niye oturayım ki? Aileniz falan gelir. Çok düşüncelisiniz ama yalnızım. Ne yani, eşiniz izin tarihlerini ayarlayamadı mı? Yo. Ben bekarım.
Ha, oturayım o zaman. Ne istiyorsun, ne istiyorsun canım? Hadi gidin, hadi. Suyun akışını bozmayın kardeşim. Ben burada bilimsel bir araştırma yapıyorum. Kalemi boru değil. Yani bir de ölçeceğim yavrum. Hadi, hadi. Bakma öyle, bakma. Lüt. Kaçtı ya. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Bir Manisa Tarzanımız vardı, bir de Çeşme manyağımız oldu artık. Ne oluyor ya? Sevinç, biri bana tabak attı. Tabak değil o insan, frisbee. Ne işte, o tabağın İngilizcesi senin pripiz dediğin. Ne oluyor bu? Böyle insanlar birbirine fırlatıyor top gibi. Yani bir çeşit oyun. Ay, çok affedersiniz, çok özür dilerim, isteyerek olmadı. Olur böyle şeyler. Biraz acemisiniz galiba. Siz frisbee oynamasını biliyor musunuz? 60'lığım vardır. Aa, öyledir. Çok iyi atar. O zaman hep beraber oynayalım. Bize de bir iki atış öğretirsiniz artık. Madem ısrar ediyorsunuz, sallayalım bakalım. Sevinç'im kusura bakma. Ben arkadaşlarla pripiz oynamaya gidiyorum. Sancım. Evet. Bir iki atış öğret artık. Hadi. Tabii. Merhaba. 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 Şunu rica etsem şöyle kılar mısın? Sevinç! Bir daha atacağım, bak seyret! Hey Hakan, ne iş yapıyorsun? Ben otelin doktoruyum. Öyle mi? Hı-hı. İstediğin zaman nabzımı ölçebilirsin. Ben çok geç kaldım. Mesaiye yetişmem lazım. Baksana. Akşam bir işin var mı? Şey, aslında şurada bir animasyon gösterisi varmış ama hiç içimden gitmek gelmiyor oraya. Öyle mi? Hay Allah. Ben de tam seni o gösteriye davet edecektim ama. O gösteriyi görmeyi çok istiyorum, biliyor musun Hakan? Tamam. Saat 9'da lobide. Tamam. Tabii. Saat 9'da ben orada olurum. Sen de gelirsin. Allah! Oldu mu iş? Vallahi oldu. Demek ki keramet buraya takmaktaymış. Gel, gel İhsan'cığım. Şurada bir iki dakika oturalım. Gel. Sağ ol. Oh be. İyi oldu vallahi. Özlemişim şey fırlatmayı. Şey deriz bizim abi, bizim orada. Bu şeye benzediği için. Sıkı adamsın be İhsan. Sağ ol. Sen demek ki gevşek sayılmazsın yani, maşallah. Buralı mısın? Ah, sayılır. Tam 23 yıl önce İstanbul'dan buraya geldim. Geliş o geliş. Buraya geldiğimde 50 yaşındaydım. Ne diyorsun ya? Ya? 50 yaşında. Evet. Maşallah. Yani sen 60'ı geçeli 10 seneden fazla olmuş. Hatta daha fazla olmuş. Evet. Maşallah. Hiç göstermiyorsun ama. Buranın havasından, suyundan. Ben de nefes darlığı vardı. Amfizem başlangıcı. Doktorum İstanbul'da kalırsan bir seneye kalmaz ölürsün dedi. Ben de ne yaptım? Bütün paramı hayat sigortasına ettim. Bilemedin insan. Pılımı pırtımı topladım, doğru buraya geldim. O günden beri bak, durup gibiyim. Evet, yani sen sahip olduğun her şeyi bıraktın buraya gelebilmek için. Anniyetim oydu. Ama ne yaptı ne yaptı, hanım peşime takıldı. Peki sen geçimini sağlamak için ne yapıyorsun? Çok az şey. Paramı bir yatırım uzmanına verdim. Benim adıma çalıştırıyor. Yani yatırım falan yap. Ben de saçmalıyorum. Senin gibi büyük bir iş adamına yatırım uzmanının neler yaptığını anlatmaya gerek var mı? Yok tabii, yok tabii. Yok. Ne yapar bu yatırım uzmanı? Paramı çalıştırıyor.
Sen çalışmıyorsun yani. Ya Turhan gibi bir yatırım uzmanım varken benim çalışmama gerek var mı İhsancığım? Ya peki ben bu Turhan'a söylesem beni de yatırır mı? Anlamadım. Paramı işlettirmeye? Bak bunu ona kendin söylemelisin. Akşam buraya gelecek. Sahi mi? Tabii. Kaçta? Saat 9'da. Yukarıdaki barda buluşacak. İstersen seni tanıştırırım. Harika. Kesin orada olacağım ben ya. Tamam. Tamam ben müsaadeni rica edeyim. Tamam. Şimdilik. Kendine iyi bak İhsancığım. Sağ olun Hacı. Bakacağım. Çok iyi bakacağım. Hadi güle güle. Ya kardeş ben bu telefondan birini arayabilir miyim? Vallahi benim bildiğim o telefonla bir tek o işi yapabilirsin zaten. Harika. Komedyensin, gündüzleri zevk için barmenlik yapıyorsun galiba. Çok güzel. Alo. Bir İstanbul rica ediyorum. Pardon, güzel bayan size bir içki ısmarlayabilir miyim acaba? Ay, çok teşekkür ederim ama o işi kocama yaptırsam daha uygun olur. Evet Hulusi, doğru duydun canım. Bütün dükkanlarımı Cavit denen ampule satıyorum. He? Ben ne bileyim kardeşim kaç para eder, muhasebeci olan sensin, hayret bir şey. Hemen ilgilen, ana Cavit'i, pazarlığını yap. Yalnız dikkatli ol, hayat memat meselesi. Bu ben kapatıyorum, sonra ararım. Allah iyiliğini versin senin ya. Sen ne komik adamsın öyle. Öldürdün beni gülme. Allah da sana. Sevincim. Sen nereden çıktın? Hiç fark etmedim geldiğini. Kimle konuşuyordun demin telefonda? Hangi telefonda? O elinin altındaki telefonla. Bu şey ya. Yanlış numara. İhsan. Biliyor musun? Burada geçirdiğimiz son 3 gün belki de hayatımın en huzurlu 3 günüydü. Benim için de öyle bir tanem. Burası hayatımda gördüğüm en güzel yer. Vallahi doğru söylüyorsun. Sanki bir kartpostalda yaşıyor gibiyiz ya. Ne yalan söyleyeyim. Bıraksalar hayatımın sonuna kadar burada yaşardım. Ya ciddi misin? Sevincim. İnanır mısın? Az önce ben de aynı şeyi düşünüyorum. Aferin güzelim. Cidden oturmak için en güzel yeri seçmişsin İhsan. Evet, olsa iyi olur Sevincim. Evdeki mobilyalardan daha pahalıya patladı burası. Ya İhsan şu verdiğim parayla 2 günlük sörf kiralardık. Hadi oradan be. Sörf mörfü unut. Tufan kopsa ben seninle Nuh'un gemisine bile binmem. Psikopos. Durun gösteri başlıyor. Aferin. Hayır abiciğim, bu enstrüman. Ha enstrüman. Ya bak ne yapacağım ben gösteriyorum sana bak. Dümteka 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 ya. Evet. Ya bak. Dümteka. Evet. Dümtek. Sağda dümtek. Arkada dümtek. Solda dümtek. Evet. Okey. Tamam. 3, 2, başla. Gel sen de gel. Alkış. Bak sen kay biraz abi kenara. Bak gel sen de abicim böyle. Gel bas. Bak şimdi sen arkaya çok önemli. Çok önemli. Geç sen bir şöyle arkaya bak. Geç arkaya. Arkaya bak geç göstereceğim ben sana. Bak. Ya bu ne? Bak şimdi. Bu ne? Kova. Hayır abicim bak ya. Herkes bilmiyor. Bu enstrüman. Bak enstrüman. He bak göstereceğim. Dümteka 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 ya bak. Şimdi başla. Dümteka dümteka. He he he. Bak dil çok önemli. Dil çok önemli bak. Dümdeka dümdeka. Karşıya değil havaya yukarı. Havaya yukarı. Hadi hemen çabuk dene bakayım abiciğim. Ver bak. Ya. Hadi bakayım. Son 3-2 başla abiciğim. Dümdeka dümdeka. Aha aha. Bak dinlesin. Kime değil. Kime yok lan kime. Şey bak. Bana yemek yok. Gel bakayım sen. Gel. Arkadaş. Arkadaş. Gel. Şimdi bu ne? Kılıç. Bak bunda herkes yanlış biliyor. Kardeşim bu kılıç değil, bu kova değil. Bunların hepsi bir enstrüman. Biz ne grup orkestrayız bak. Ne yapacaksın abi sen? Da biraz.
Açıl abi, ha, tamam, bak şimdi, bak. Dümteka dümtek dümtek dümtek. Bak. Tamam. Dümteka dümtek. Aaa! Aaa! Yapsınlar. Bir deneme olsaydık abi. Dümteka dümtek. Aaa! Dümteka dümtek. Hazır. Son, üç, iki, bir, başla. Saat 9 olmuş. Yani? Benim tuvalete gitmem lazım. Karıcığım, bu 5 yıldızlı otellerde böyle. Her şey için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Evet, evet. Nacin abi. Hoş geldin İhsan'cığım. Sizi tanıştırayım. Yatırım uzmanım Turan Bey. İhsan Bey mi? Memnun oldum. Çok memnun oldum Turan Bey. Duyduğuma göre çok iyi yatırıyormuşsunuz. Diyorum ki bana da şöyle iyi bir teklif yapsanız da ben de Naci kardeşim gibi uzansam. Zamanlamanız çok iyi, çok iyi dostum. Ben de şimdi Naci Bey'e Çeşme sahilinde kapatmak üzere olduğum bir arsadan bahsediyordum. Biter bitmez, alım işleri biter bitmez hemen o arsanın üzerine 300 konutluk bir kooperatif yaptıracağız. Kooperatif mi? Evet. Adı da Pembe Düş Villaları. Nasıl? Pembe Düş Villaları. Vallahi çok güzel. Ama eğer ilgileniyorsanız size şunu söyleyebilirim. Bu çok ciddi bir yatırımdır. Ben çok ciddiyim. İstanbul'daki 7 dükkanımı da satıyorum. Çok güzel. O zaman yarın öğlen saat 2'de burada buluşalım. Ve işin detaylarını konuşalım. İhsan, inanamıyorum, ortak oluyoruz. Yakın Naci. Ben henüz İstanbul'daki dükkanlarımı satıp buraya yerleşeceğimi karıma söylemedim. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ya sen nasıl yaptın bu işi? Ben de önce söyleyemedim. Ama sonradan burada kredi kartının geçtiğini öğrenince kendi kendine ikna oldum. Evet. Nereye gitti bu adam? Gösterinin en güzel kısmını kaçırdı. Sevincim. İhsan, neredesin sen? Karıcığım, tuvalete gidiyorum dedim ya sana. İhsan, 20 dakika oldu. İyi de şey derken düşündüm biraz. Ne düşündün İhsan 20 dakika şey derken? Acaba prostat mı? Tersi prostat. Terbiyesiz adam. Seni düşündüm karıcığım. Seninle Çeşme'de baş başa olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu. İrfan nerede? Gel git saati gelmiş. Ölçüm yapmaya gitti. Güzel. Menekşeyle Hakan? Kumsalda yürüyüş yapıyor. Öyle mi? Ne güzel. Hadi biz de gidelim. Bence harika bir fikir. Ayrı yönlere gideceksek evet. Ben hayatımın kadınıyla baş başa kalmak istiyorum. İhsan, ben seni hiç bu kadar romantik görmemiştim. Senin yüzünden bir tanem. Gözlerindeki o yaşı, saçlarındaki esinti...
tenindeki sıcaklık. Resmen kendimden geçtim. Aman ne güzel, tam kıvamındasın Sevincim. Hadi gidelim, vakit kaybetmeyelim. Hadi canım. Çeşme ne kadar güzel bir yer değil mi Sevincim? Evet. Havası sıcak. İnsanları samimi. Bir de kredi kartı geçiyor. Yani diyorum ki, insanın İstanbul'da her şeyi bırakıp pılısını pırtısını toplayıp buraya yerleşesi geliyor. Öyle değil mi? Öyle. Burada yaşamayı başka her yere tercih ederdim. İstanbul dışında tabii. Ne? Ne İstanbul ya? Sevincim ya ne? Yani İstanbul'da olup burada olmayan bir tek şey söyle bana. Bir kere evimiz İstanbul'da. Sonra torunumuz, dostlarımız. Sonra Feraye, Yorgo İstanbul'da. Sevinç, ben sana bir tek şey söyle dedim. Ah, etap ne kadar güzel değil mi? Hem burada biz istesek binlerce Yorgo ve Feraye bulabiliriz ya. Yani şu karşıki adalar Yorgo dolu. Feraye desen, oradan gelenlere aşık olacak birkaç tane manyak çıkar buradan. İhsan, nerede yaşarsak yaşayalım, Yorgo ve Feraye olmazsa hiçbir şey benim için eskisi gibi olmaz. İhsan! 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 Demin sahilde yürürken ne gördük tahmin edemezsin. Ne? Üniforması kuru bir Yunan askeri. Hayır. Sörf kiralayabileceğimiz bir yer. Yorgo yeter. Amma taktın şu sörfe ya. İhsan sana daha demin seninle sörf yapmayacağını söylemedi mi? Öyle mi dedim? Dedim mi ya? Buna inanabiliyor musun? Ne zaman dedim ya? Ben böyle bir şey dedim mi? Ben ne dedim? Bilmem dedim. Çünkü gece. Karanlık. Ama yarın güneş doğunca her şey aydınlanacak. Öyle değil mi Ferahiyeciğim? Vallahi senin bana gülümseyerek Ferahiyeciğim dediğini duydum ya. Yarın artık havanın aydınlanacağından da pek emin değilim. Nasıl yani? Benimle sörf yapmaya gelecek misin? Yorgocuğum. Sevgili dostum, biricik müttefiğim, can yoldaşım, baş piskoposum, değerli din büyüğüm Yorgo. Yahu, hem bu Ege'nin sularında seninle sörf yapmayacağım da kiminle yapacağım ya? Yani bu suları senden daha iyi kim bilebilir? Ne de olsa her karışında atalarının kulaçları var, öyle değil mi? Şaka şaka ya. Yani demek istediğim Yorgocuğum, bizim gibi sıkı dostlar hep bir arada olmalı. Hiç ayrılmamalı. Biz ayrılamayız. Sevenler ayrılmayın kardeşim. Haksız mıyım ya? Bu ne ya? Bu ne kardeşim? Benim efendim İrfan. İrfan, sen manyak mısın? Bu saatte güneşlenilir mi? Ne münasebet efendim? Ben burada gel git ölçüyorum. Hay senin gelmişine de gitmişine de. Öyle demeyin efendim. Ben burada Orta Doğu ve Balkanların en muazzam kalesini dikeceğim. Ha, buna çalışıyorum. Sonra ne olacak? Gel git alıp götürecek. Ben buna müsaade etmem. Ben arkamda kalıcı bir eser bırakmak istiyorum. İrfan, bence zamanında sende kalıcı bir hasar bırakmışlar zaten. Mevzu o değil efendim. Hazırlıklar tamam. Ben bu kale yapımında kullanacağım kumumu eledim, eleğimi astım. Artık yarın sabah hayırlısıyla 9:30'da hepinizi açılışa davet ediyorum. Vallahi bekliyorum. Harika. Yarın saat 9:30'da kaleyi açarız. Ondan sonra seninle beraber Ege'nin mavi sularında sörf yaparız İhsan. Ne dersin? Yeter ki sen iste Yorgocuğum. Canım benim ya. Değerli Çeşme sakinleri. Ve dahi Sakız Adalılar. 24 saatlik kesintisiz bir çalışma neticesinde kimsenin adım bile atmadığı şu sahilde vatan savunmasında çok önemli bir yer işgal edecek olan 1. İrfan Kalesi'nin açılışında yine birlikteyiz. Bir de daha önce ne zaman birlikte olduk İrfan Bey? Mevzu o değil efendim, mevzu o değil. Mevzu mana ve ehemmiyeti maksimum olan şu anda burada birlikte toplanmış bulunmamız. Ben artık fazla vakit almadan bu mimari şaheseri görüşlerinize sunmak istiyorum efendim. Vatana millete hayırlı olsun. Budur. Nasıl? Muhteşem, öyle değil mi? İrfan Bey,
ayıptır sorması. Bu kaleyi bir günde mi yaptınız? Ya insanın inanası gelmiyor, öyle değil mi? Tabii efendim. İnsanoğlu azmedince ne kaçan uçar, ne uçan kaçar. Evet, bu kale daha yüzyıllar boyunca Türk insanının mühendislik dehasını, azmini, cesaretini yarattı. Bakma ya, geciktim. Yetiştin mi açılışa? Aha, iyi, açılışa yetişmeyi bırak. Kapanışa bile geç kaldın insan. Neyse efendim, azizim hoş geldiniz. Artık mevzuyu daha fazla uzatmayalım. Kalenin etrafında yerlerimizi alalım ve şu hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Beyefendi sur dibine. Gel gitti, yanlış hesaplamış. Elvan, ben aslında sana söyleyecektim. Senin metrede bir sorun vardı galiba. Bu bana 90 santimmiş gibi geldi. Allah kahretsin. Efendim, insan metre satarken malzemeden çalar mı? Gitti güzelim kare, nasıl yapacağım bir daha ben aynısını bunun? Şey İhsan, hadi biz gidelim. Hadi gidelim. Sonra sörf kalmayacak. Hadi gelcem. Hadi. İrfan Bey, biz de Feray ile havuz kenarına gidiyoruz. Ben de Hakan'la buluşacaktım. Yoksa Sakız Adası'ndan düşman ateşi mi açtılar? Vay be İhsan. Sen ve ben ha. Vallahi rüyamda görsem inanmazdım. İkimiz birlikte sörf yapmaya çıkacağız. İşte gerçek Avrupa Birliği Yorgocuğum. Ya Yorgocuğum be. Dün gece düşünüyordum, aklıma ne geldi. Biz 2 yıldır seninle böyle aptal saptal şeyler yüzünden kavga edip duruyoruz, tartışıyoruz. Ya ne gerek var ya? Madem dip dibe yaşıyoruz ve ömrümüz el verdiğince hep öyle komşu olarak kalacağız. Değil mi? Değil mi Yorgocuğum? Sen öyle diyorsun, öyle diyorsun. Öyle diyorum, tabii. O zaman şu Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalayalım ya. Tartışmayalım, kavga etmeyelim. Değil mi? Tamam. Hep böyle dost kalalım. Tamam. En güzeli ya. Tamam ya, bitmiştir. Canım benim ya. Biricik hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Buyurun. Denizde gezmek için sörf var mı sizde? Vallahi bu civarlarda pek rastlanmaz ama sanırım sizin için bir tane bulabilirim. Hanginiz dümenci olacak? Ben. Ne oluyor lan? Benim atalarım senin ataların donanmasını 50 kere batırdı bu sularda. Sana ne oluyor? Benim dayımın teknesi vardı. Ben geçtiğimde çok dümen çevirdim. Bilmez miyiz? Hayatınız bizim aleyhimize dümen çevirmekle geçti zaten. Ama ne biçim döktük sizi? Yani nasıl döktük? Nasıl yaptık bunu sevgili komşularımıza? Hiç aklım almıyor ya. Çok ayıp ettik vallahi. Kardeş, dümenciyi siz seçin. O zaman siz dümenci olun. Tabii parayı da dümenci öder. İstiyorsanız bir yarım saat size ders verebilirim. Ne, sörf dersi mi? Hayır, dans dersi. Biliyorsunuz sörf kullanmak için tango kursuna yazılmanız gerekiyor. Yok, hiç gerek yok ya. Bizim acelemiz var, bir an önce gidelim. Benim saat 2'de geri dönmem lazım, toplantım var. Hadi Yorgocuğum, set şuradan iyi bir tane. Ya İhsan, bir 5 dakika anlasaydı bari adamcağız ya. Ne diyorsun ya, bırak Allah aşkına ya. Çöl, bir dakika kardeş, bir dakika. Ne bu ya, bu ne bu? Ha, ne var bunda ya? Nerede bunun direksiyonu? Ya hala inanamıyorum Sevinç. Yorgo ile İhsan el ele, kol kola birlikte sörf kiralamaya gitti. Hay Allah. İhsan buraya geldiğinden beri çok değişti. Belki de havasından suyundandır. Yok, rakısından suyundan. Ama her neyindense inşallah İhsan yanında İstanbul'a birazını götürür. Götürmezse belki de burada kalmanız daha iyi olur. Saçmalama Feraye. Hiçbir güç beni İstanbul'dan ayıramaz. Haklısın. İstanbul'da vazgeçemeyeceğimiz bir sürü şey var. Alışveriş merkezleri. Sinemalar. Eski dostlar. Akrabalar. En önemlisi ulustaki Perşembe Pazarı. Feraye Hanım, Sevinç Hanım. Size bugünkü falımı okuyayım mı? Madem aslında... bu kadar ısrar ediyorsunuz hemen okuyorum ben. Bugün... karşı cinsten yakınınızda olan birinden çok önemli bir teklif alacaksınız. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Hakan bana evlenme teklif edecek demek oluyor. Öyle mi demek oluyor? Tabii. Ay, ben sizce ne yapmalıyım? Bence fal okumayı bırakmalısın. Siz dalga geçin bakalım Sevinç Hanım. Ay, durum çok ciddi, siz beni anlamıyorsunuz galiba. Şunu dinleyin. Hakan'la dün sahilde gece yürüyorduk. Bir an durdu.
gözlerimin içine baktı. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Elimi tuttu! Hepsi bu mu? Tabii ki hepsi bu Feraye Hanım. Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim. Teessüf ederim yani. Yani şimdi Hakan sırf elini tuttu diye seninle evlenmek istediğini mi düşünüyorsun? Tabii. Ben anlarım. Kadınlık içgüdülerim bana bunun böyle olduğunu söylüyor. Aman. İyi ki iki elini birden tutmamış. Yoksa şimdiye çoktan pembe pancurlu eviniz, iki tane de çocuğunuz olmuştu. Siz geçin dalganızı bakalım. Hakan birazdan buraya gelecek ve bana evlenme teklif edecek. Peki sen ne cevap vereceksin? Ay ne bileyim, kafam öyle karıştı ki her şey çok hızlı gelişiyor. İhsan Bey size evlenme teklif ettiğinde siz hemen cevap vermiş miydiniz? Hayır, düşünmek için zaman istemiştim. Ne kadar sürdü düşünmeniz? Bilmem. Kolumdaki saatin saniye kolu yoktu. Eyvah! Yelken gitti sen! Boş ver yelkeni ya. Eskiden yelken mi vardı? Şu güzelliğe bak. Vallahi İhsan, İstanbul'da böyle İhsan, güzellik yok be ha. İhsan ya! Bence şu dubalara geçmekle pek yetmedik. Ne diyorsun sen ya? Şu denizin berraklığına bak. Bak! Ah. Bak! Bakınca balıkları, mercanları falan görüyorsun. İstanbul'a baktığında gördüğün tek şey bira kutusu... Bir de karpuz kabuğu. Balıkları, mercanları görüyorsun da ben ortada artık kana görmüyorum. Ya şu güzelliğe bak ya. Bir yanın Yunanistan, bir yanın Türkiye. Bana bak Yorgo, ne diyeceğim sana? Gel şu İstanbul'daki evleri satalım. Burada sahilde birer ev alalım. Burada yaşayalım ha. Hangi sahil İhsan? Ortada sahil mi var? Nasıl sahil? İşte o sahil. Sahil nerede be? Nereye getirttirdin bizi ya? Hay kaybolttirdin bizi oğlum. İhsan, sen açılalım diye ihsan ettin. Gözlerini bırak, sahili bul. Sahil nerede? Dur. Tamam, buldum. Gönlümüzü nasıl bulacağımızı buldum. Nasıl? Kutup mısırına bakarak. Ne kutupları be, manyak mısın? Ben çeşmeye dönmek istiyorum. Yahu öyle değil. Kutup yıldızı kuzeyi gösterir. Ha. Tamam, yönümüzü öyle bulacağız. Ha, öyle desene lan kutup. Kutup yıldızının ne işi var gündüz vakti gökyüzünde ya? Haklısın İhsan. Ya bana bak. Kurtarın bizi. Ya galiba havada bozuyor ha. İmdat. Ya dur kıpraşma. İmdat. Ya kıpraşma, sörbüze vereceksin. Oğlum dur kayboldum. Dur be kıpraşma oğlum ha. Dur be. Nerede sen? Ay, ne diyeceğim, ne cevap vereceğim ben Hakan'a, bir akıl verin ne olur. Dur bakalım Menekşe. Belki de sen yanlış anlamışsındır niyetini. Ay neyini yanlış anlayacağım canım? Elime diyeti diyorum Feraye Hanım. Aa yanlış anladım falan yok. Benim tek derdim diye cevap vereceğim ben bu çocuğa. Geldi. Ben size dedim geldi. Ay şimdi sizin yanınıza çekilir, soru da soramaz çocuk bana. Ben gideyim en iyisi onun yanına. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk Menekşe. Seni dinliyorum. Efendim? Bana bir şey sormayacak mıydın? Evet. Nereden bildin? Dur. Tahmin edeyim. İçinde nikah var. Altıncı hissine hayranım Menekşe. Dur. Hiçbiri kıpırdama. Hemen geliyorum. Ay vallahi de edecek. Billahi de edecek. Ben size demiştim. Dedim ben size. Ben ne cevap vereceğim? Çok basit Menekşe. Hakan'la evlenmek istiyor musun? Ay bilmiyorum. Galiba hayır. O zaman hayır de. Ay yok, hayatta hayır diyemem. O zaman evet de. Bunun ikisinin arası bir şey yok mu? Bak Menekşe, bu sorunun cevabı ya evettir ya hayırdır. Arası yoktur. Aman, sizden yardım isteyen de hata. Hadi sor. Menekşe, benimle... Hayır Hakan, olmaz. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Sen Çeşmeli bir doktorsun, ben İstanbul'lu bir hizmetçi. Seninle evlenemem. Evlenmek mi? Israr etme Hakan. Bu benim için de çok zor bir karar oldu. Cevabım hayır. İyi de ben sana evlenme teklif etmeyecektim ki. Benimle arkadaşımın nikahına gelir misin diye soracaktım. Hepsi bu mu? Yok. Arkasından bir de kokteyl var. Ama ben sanmıştım ki sen bana evlenme teklif edeceksin. İyi de neden böyle düşündün ki? Dün kumsalda yürürken elimi tutmuştun ya. Ay, Sevinç Hanım çok haklı tabii. Çok haklı. Ay, çok utandım Hakan. Ay, şimdi ben Sevinç Hanım'la Feraye Hanım'a ne diyeceğim? Bana evlenme teklif edeceğini söyledim onlara da. Ay rezil oldum ya. Menekşe,
Yok, sus Hakan. Ben kendim ettim, kendim buldum. Ay, senden de çok özür dilerim Hakan ya. Hay Allah. Ne oldu Menekşe? Yok bir şey Sevinç'im. Anlat bakalım ne dedin? Şey işte. Lütfen. Lütfen Menekşe. İnan sen en doğru olanı yaptın. Efendim Menekşe evlenme teklifimi nazikçe geri çevirdi. Öyle mi yaptım? Öyle yaptım. Dost olarak kalmamızın en doğru olan olduğunu söyledin. Öyle dedim. Dedim ki dost olarak kalalım. En doğrusu bu dedim. Aranızda bu meseleyi çözdüğünüze çok sevindim. Ben de. Sevinç ben bizimkileri merak etmeye başladım. Gideli 2 saati geçti. Aşağı inip bir baksak mı? İyi olur, hem yürümüş oluruz. Menekşe biz yokken sen eşyalara göz kulak ol. Tamam Sevinç Hanım. Teşekkür ederim Hakan, sağ ol. Ne teşekkür etmene gerek yok. Dostlar bugünlerde belli olur. İnşallah teknede birbirlerine girmemişlerdir. Hiç endişelenme. Ben İhsan'la Yorgo'yu tanıyorsam yarım saate sıkılıp dönmüşlerdir. Şimdi de sahilde gezinip en güzel bikini yarışması yapıyorlardır. Hele bir sessin. Ben zaten gitmeden Yorgo'ya giydireceğim en güzel bikiniyi. Ay ben seni kullanacağın sörfü batırayım ben. Batırdı zaten. Bak bende. Eğil grubuyla sörfe mi binilir? Sizin bu Ege Denizli'nden kuru çıkmışlarınız mı var? Ah. Etrafta da ne bir ev var ne de bir canlı. Galiba ıssız bir adaya düştük İhsan. Ah. Ne yani? Bu adada bir tek senle ben mi varız? Galiba. İmdat! Ya İhsan, bence önce şu sörfü sudan çıkaralım ya. Hiçbir kuvvet beni tekrar denize sokamaz kardeşim. Ben galiba nerede olduğumuzu anladım. Nerede? Sakız Adası. Tabii ya. Rüzgar bizi Sakız Adası'na yönlendirdi. Hadi hayırlı olsun İhsan. Memleketimize hoş geldin. Biz Yunanistan'a mı geldik şimdi? Evet. İmdat! İmdat! Yeter, ben daha fazla dayanamayacağım. Ayaklarıma kara sular indi ya. Benimkine de. Aynı şey değil. Seninki Yunan kara suları, benimki Türk kara suları. İhsan, bak balıkçılar. Oh be. Koş. 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 Selamünaleyküm hemşerim. Dur be, dur. Sus sen. Bu yerin insanıyla nasıl konuşulacağını bilmezsin. Selamünaleyküm hemşerim. Aleykümselam. Ya ayıptır sorması, biz tam olarak neredeyiz? Bizim balık ağının içinde. Bu yıl bizim ağlara takılan en büyük 2 balık sizsiniz. Hayret bir şey ya. Soktun beni balık ağının içine. Pardon. Yani şey, arkadaşım demek istiyor ki... Burası neresi? Çeşme. Çeşme mi? Ya biz döndük dolaştık, Çeşme'ye mi geldik? Biz sörf yapıyorduk... kaybolduk. Geçmiş olsun. Nerelisiniz? İstanbulluyuz. Ya siz bayağı bir kaybolmuşsunuz ha. Yok. Biz tatil için Çeşme'ye geldik. Ama yerleşmeyi düşünüyoruz. Öyle mi yapıyoruz? Hangi otelde kalıyorsunuz? Ontur Otel'de. Ha, buraya da pek uzak değildir. Belli ki yol yorgunusunuz. Biz de toparlanıyorduk zaten. Şu tepenin ardında küçük bir evim var. Gelin bir balık yiyelim. Biraz istirahat edin. Sonra ben arabayla bırakırım sizi otele. Sağ ol kardeş. Hadi takip edin beni. Görüyorsun değil mi Türk misafirperverliğini? Benim ülkemin insanı böyledir işte. Sakız Adası'na çıksaydık bir sakız verirler miydi acaba bize çiğnememiz için? Türk işte böyle misafirperver. Böyle dost canlısıdır be.
Doğru söylüyorsun İhsan. Tabii doğru söylüyorum ya. Biz birbirimize güveniriz. Gerisi hikaye. Türk'ün Türk'e, Türk'ten başka dostu yok. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'ü Türk'ü çağırırız. Türk'üm doğruyum, çalışkanım yazam. Biz sadece birbirimize güveniriz. Yalnız bana bak. Şu herifi hiç gözüm tutmadı. Bir yamuk yapmaya kalkarsa bunu al. Kafasına kafasına vur. Hadi. Yok efendim, maalesef. Ulan sularına kadar yüzdüm. Dönüşte de dipten geldim. Eğer batmışlarsa belki görebilirim diye maalesef. İncin su topu oynuyor. Nereye kayboldu bu adamlar? Akıntıya kapılıp kim bilir nereye sürüklendiler? Merak etmeyin efendim. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Bunları ya F-16'lar görür, ya Yunan jetleri tespit eder, bombalayıp batırırlar. Ah yorgun, ah yorgun. Söv senin neyine. Ne var sanki denizde? Sahildeki kızlar neyine yetmiyordu ya? Abi, acaba birilerine haber versek mi? Çok iyi fikir. Ben hemen birilerine haber vereyim. İşte birileri. Kardeş, haberiniz olsun. İhsan Bey'le Yorgo Bey tekneyle kayboldular. Siz de haberdar olun. Kardeş, kalk öyle yapma. İhsan Bey'le Yorgo Bey kayboldular tekneler. Ne yapacağız Sevinç? Bir haftadır buradayız. Yanamadık, beyaz kaldık diye üzülüyorduk. Bir de şimdi dul kaldık. Ağzını aylaş Feraye. Feraye! Yorgunun sesi. Kulaklarımda çınlıyor sanki. Feraye, Feraye diye bağırıyor. Feraye, Feraye. Aa yorgun, yorgun. Ne oldu? Sorma Feraye, sörfümüz battı. Az kalsın ölüyorduk. Ah Feraye, o dalgalarla boğuşurken hep sağ salim kurtulursam seni ilk gördüğümde ne diyeceğimi düşündüm. Neymiş o peki? Yahu beni ne diye sörfle ve de bu deliyle denize yollarsın be kadın. İnsan, seni çok merak ettim. Uyduğunun kimi seni denizde tutmuştur değil mi? Hayır kızım, deniz tutmadı, Sevinç tuttu. Yahu sallamasana. Bak bu Salih. Sağ olsun bize yardımcı oldu, bize ağırladı, buraya kadar da getirdi. Ben de kendisini bir kahve içmek için davet ettim. Sağ olun. Hiç önemli değil. Kardeş bir saniye. Hanımefendi, şu bizim insanımızda merak hissi kalmamış. 100 kişiye sordum ya, bir kişi bile ilgilenmedi. Ne yapıyorsun ya? Sormayın efendim, ben her yerde sizi arıyorum. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdiniz. Hanımefendi, kocanız yanınızda. Aman ne mutlu, aman aman aman, Allah kavuşturmuş. Ben gidip herkese haber vereyim. Görmüyor musunuz bu kavuşmuşlar bunlar? Kardeş. Bu da kim? Ya tanımadın mı? Dünyaca meşhur birinci İrfan. Kendi kalesi var Çeşme'de. Ay çok kıskandım sizi Salih Bey. Çok huzurlu bir hayatınız var. Ya Sevinç, bir görsen. Hayret edersin ya. O kumsal, o deniz, o ağaçlar değil mi Salih? O güzellik. Nasıl güzel bir yer anlatamam. Böyle sessiz, sakin, bayılırsın ya. Böyle bir yer bulduğunuz için çok şanslısınız. Sağ olun, sağ olun ama bu şansımızı kaybetmek üzereyiz. Neden? O güzelim araziyi birkaç emlakçı alıp üzerindeki bütün ağaçları kesip sahili de betonla doldurup bizim evleri de yıkmaya çalışıyorlar. Vay terbiyesizler. Sen hiç merak etme Salih kardeş. Hayırlısıyla buraya bir taşınalım. Oraya beton dökmek için benim cesedimi çiğnemek zorundalar. Kim nereye taşınıyor İhsan? İnsan Sevinç. Memleketimin ağaçları katledilecek. İnsanlar yerinden yurdundan edilecek. Ben İstanbul'da kalıp buna seyirci olacağım, öyle mi? Mümkün değil. Peki niyeti neymiş bu adamların? Hakikaten ne istiyor bu zıbıdılar ya? Kooperatif adı altında koca bir site kuracaklarmış. Vay ahlaksızlar ya. Hem de tam 300 konutlu. Ah gözü doymazlar. Adı da Pembe Düş Villaları olacak. Ne oldu İhsan? Kahve fazla geldi, fazlasını şey ettim. Başlarında da Turan diye bir adam var. İşi gücü bu sahilleri ucuza kapatıp ona buna peşkeş çekmek. Ah ah. Onun yüzünden birçok arkadaşımız evinden barkından oldu da şu dağlara göç etmek zorunda kaldı. Dağlara. Sağ ol karıcığım. Şansa bak ya. Ben çok severim dağları. Çok güzel değil mi Sevinç? Manzarası da güzel olur onların. Sen ne zaman dağda oturdun sen?
8. katta oturuyoruz da bir tanem. Aynı şey. Bak geldi. Ne geldi İhsan? Çişim geldi. Sen de hangi masanın altına yapacağını düşünüyorsun? Hadi ya. Bak gördün mü ya? Şimdi de anahtarı düşürdüm. Hay Allah ya. Bak Salih Efendi, hayırdır? Sen diğerleri gibi dağlara değil de otele yerleşmeye mi karar verdin yoksa? Ağır ol bakalım Turan Bey. O araziyi sana öyle kolay kolay kaptırmayacağız. Ha, kaptım bile. Buraya da kooperatifin yeni ortağıyla anlaşmaya geldim. Ayrıca kooperatif için gerekli üye sayısı tamam. Parayı da peşin bastırdın mı? Hadi sıkıysa engelle bakalım. Vay İhsan! İhsan, bu adam kim? Ben ne bileyim Sevinç? İyi de sana sesleniyor. Hayır, o başka İhsan'a sesleniyordur. Sen karıştırıyorsun. Ne haber İhsan? Bence o karıştırıyor. Ortağım dediğin adam İhsan Bey mi? Evet. Ne ortağı İhsan? Pembe düş villalarının. Bu doğru mu İhsan? Tabii ki doğru hanımefendi. Kocanıza oturduğu yerden para kazandıracak harika bir teklifte bulundum. O da kabul etti, öyle değil mi İhsan? Öyle mi İhsan? Öyle de ben o kooperatifi yapmak için ağaçları keseceğini, insanları yerinden yurdundan edeceğini bilmiyordum Turan Efendi. Yahu ağaç her yerde büyür, insanlar her yerde yaşar. Sen bunlara ne bakıyorsun, kafanı takıyorsun ya? Onlar benim arkadaşım. Ağaçlar da memleketimin serveti. Yahu bırak memleketin servetini, sen kendi servetini düşün. Çalıştır biraz saksıyı, uyarlık etme. Bana bak. O saksıyı senin kafanda kırarım, hıyarı da soymadan yedirim, haberin olsun. Hop hop İhsan Efendi, ağır ol. Senin karşında seni zengin edecek adam duruyor. Ben zaten zenginim ampul. Peşinden o kooperatifini rulo yap, kıvır kıvır, git başkasının aklına sok. Bakın İhsan Efendi, ne olursa olsun bu kooperatif, yani pembe düş villaları şu ya da bu şekilde mutlaka yapılacaktır. Ama benim paramla değil, yar saçların... Lüle lüle. Hadi canım sana güle güle. Yalan. Hadi. Sağ olasın İhsan kardeş. Sen sağ ol Salih kardeş. Milli vazifemiz. Bunu hemen gidip bizimkilere anlatmalıyım. Kahve için tekrar teşekkürler. Yolunuz düşerse yine beklerim. Ama bu sefer karadan gelin ha. Seninle gurur duyuyorum İhsan. Doğru olanı yaptın. Onlar için evet de kendim için hayır. Neden? Ya Sevincim, ben buraya gelmeden önce İstanbul'da doktora gittim. Bana tansiyonumun çok yüksek olduğunu söyledi. Ne kadar yüksek? Bana bu tatili yaptıracak kadar yüksek. Ne? Ama sen bu tatili beni sevdiğin için yaptığımızı söylemiştin. Ben seni tabii ki seviyorum bir tanem. Ama doktor eğer dinlenmezsem yaşamayacağımı söyledi. Ve yaşamıyor olmak seninle olmanın yanında bir hiç. Çok teşekkür ederim İhsan. Yani teşekkür etmem gerekiyor galiba. Ne biliyor musun, buraya geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Ne tansiyon kaldı ne stres. Ve bir daha çıkmaması için bizim gerçekten buraya taşınmamız lazım. Ama İhsan, senin tansiyonunun düşmesinin sebebi Çeşme değil. Senin dinleniyor, tatil yapıyor olman. Nerede olursan ol, iş düşünmeye başlayınca gene tansiyonun çıkacak. Önemli olan senin kendini rahat hissetmeyi öğrenmen. Haklısın galiba Sevinç'im. Yani Çeşme'nin bana öğrettiği bir şey varsa o da bu. Yeter ki bunu İstanbul'da da unutma. Çok doğru ya. O zaman tatile devam. İşte tatil. Çılın yoldan geliyor İhsan. İhsan, ne yapıyorsun sen? Stres atıyorum bir tane. Bana bak, gel buraya, oyarım gözlerini. Şaka 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 karıcığım. Yapar mı böyle şey? Sevindim. Ay sağ ol Pelin. Sana da zahmet oldu. Bu fazla bagaj için ilave para ödemediniz inşallah. Merak etme, Menekşe'nin bileti vardı. Ah, İhsan. Efendim bir tane. Eve hırsız girmiş, bütün mobilyaları çalmış, yerine de başka getirmiş. Aa, iyi de bunlar benim en beğendiğim
Almayı düşündüğüm salon takımı. İhsan, inanamıyorum. Neye bir tane? Ne kadar iyi kalpli, ne kadar düşünceli, ne kadar tatlı hırsızlar var İhsan. Ne hırsızı Sevinç? Bunları ben aldırdım. Sana sürpriz yapmak istedim. Anlıyorum, anladım. Peki bunu nasıl yaptın? Beğendiğini bildiğim için sen yokken getirttim hepsini. Benden de burada durup göz kulak olmamı istedi. İhsan, evet. Sen bir tanesin. Allah'tan bir tane. Bir tane daha olsa hayatta çekilmez. Aptal aptal konuşmaya devam edersen senden bir tane bile kalmayacak. İhsan. Canım benim, söyle. Anlatın bakalım nasıl geçti tatilini? Ya da durun durun, ben sorayım, siz cevaplayın. İlk sorum, bana ne aldınız? Sana dişi bir kolye. Çantalarımdan birinde olmalı. Bak aynısı Menekşe'nin boynunda da var. Takana uğur getiriyormuş. Sana uğur getirdi mi bari? Tabii ki hayır. Baksana, hala İhsan'ın yanında çalışıyorum. Menekşe, telefon. Paramı geri istiyorum. Alo. Muhasebecinin Hulusi Bey arıyor. Hala tatildeyim, pazartesi arası. Önemli olduğunu söylüyor. Not bıraksın. Pazartesi arasın. Not bıraksın. Anne, acil çeşmeye geri dönmeniz gerekiyor. Neden? Babamı bulmaya. Görmüyor musunuz, babam diye başka bir adam getirmişsiniz. Bundan sonra böyle küçük hanım. Çeşme tatili bana hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunu öğretti. Ve sağlıklı yaşayabilmek için stressiz yaşamak gerekiyor. Şu koltuktan hiçbir kuvvet kaldıramaz beni. Oh be. İhsan Bey, Cavit Kuru Temizleme verdiğiniz fiyatı kabul etmiş. Hulusi Bey satış işlemlerine başlıyormuş. Ne? Ulan gelir gelmez başladılar. Senin ben ofise gidiyorum. İhsan, Çeşme'de öğrendiklerine ne oldu? Hiç oldu. Çeşme'de testiyi doldurduk, İstanbul'a gelir gelmez kırdı, kaydettik.